Bana sakın masum olduğunu söyleme. Bu benim zekama hakaret sayılır. Hadi bakalım. Köfte koktu zaten. Kızan huysuzlandı. Cuma. Hop. Bu ne hal lan? Dün bir katili hallettim dükkanda. Aşağı mahallenin en hızlı katili. Ayı Tahir. Önce titrettim, sonra 2.80 yere uzattı onu. Şimdi de şeref dur atıyorum ya. Vay, ortağıma bak ya. E peki nasıl yaptın lan bu boy bu posta bunu? Boya posta ne alakası var şimdi ya? Ha? Yürek işi değil bu. Bilek işi, bilek. Kadınlar ve çocuklar dikkatsiz olabilir. Ama bir erkek çok dikkatli olmak zorunda. Düşmanımın atasını sabırla beklerim bozkır. Sen benim abim sayılırsın. O yüzden aileye karşı sakın başka bir tarafı tutma. Sakın. Ya oğlum ne ailesi lan? Ne tarafı, ne bağ lan? Ay aziz kullarım. Aciz kullarına kitaplar gönderen ya Rabbim. Bir de şu mahalle biniyorum gönder ya. Şişt, bozkır. Hemen gir içeri. Ailenle vakit geçir. Ailesiyle vakit geçirmeyen adam, adam değildir. Hadi bakalım. Hadi gir bakalım içeri. Hadi karizmanı sarsma. Hadi bakalım. Hadi pıs, hadi. Ne yapıyorsunuz bakalım? Zeynep olur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bana saygıda kusur edini çizerim, haberiniz olsun. Eyvallah baba. Sen kardeş, senin o tost makinesi bozularak mukaddes görevini yerine getirmiş durumda. Bir katili acemat etti. Ama hiç merak etme, tamir edip getireceğim onu ben sana geri. Aman, aman Cuma usta. Sakın getirme, sende kalsın. O makineyi ben almayayım, alana da mani olmayayım canım. Allah Allah, laga lugu ediyordun o makine için, ne oldu? Şimdi akir mi görüyorsun, or mu görüyorsun o makineyi cansız diye, ha? Hiç merak etme, o çok mukaddes bir makine. Bir katili bile dize getirdi evvelallah. Lan iyi yırttım demiyorsun da. Demiyorum. Alet işler el övünür. Aç Türk dil deyimler sözlüğüne bak. Ha? Norveç'te bulamazsın bu sözleri ha. Uyandırayım. Çay ver bakalım bana bir tane. Hemen baba. Şişt cilalı. Boya bakalım şu ayakkabıları. Parlak böyle yılan gibi olsun. Tıs 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 diye ses çıkarsınlar yürürken. Hadi bakalım. Eyvallah. Şu kediciye de bir oradan kurumama ver bakalım. Yoksa bakkaldan aldırıver. Var mı bozuk üstünde? Kolay gelsin. Bizim ütü ne oldu? Mort çekmiş bu ütü be ya. Vallahi tamir olmuyor. Yenisini al daha ucuza gelir be. Sağlık olsun. Borcumuz ne kadar? Ne borcu? Estağfurullah bir şey yapmadık ki. Olur mu? Size de zahmet verdik. Bir karşılığı olmalı. Bir çorba var. Sat o zaman bari be ya. Buyurun. Oldu. Hadi bakalım. Allah bereket versin. İyi günler. Sağ olun. Hayırlı işler. Bol güneşler. Pardon. Dur be ya. Felaket geliyor, felaket. Ne felaketi be ya? Bereket geldi oğlum, bereket geldi ya. Ben bitirim diyeyim bu kadar para kazandırdığını hiç bilmiyordum vallahi. Ah, ah millet gelip zorla para veriyor. Acaba dükkanı kapatıp ben araca mı kessem millet diye düşünmüyor değilim ha İsmail. Usta haracı maracı bilmiyorum da bence dükkanı kapatıp acilen buradan arazi olman lazım. Ayı Tahir hastaneden taburcu olmuş, revanşa geliyor. Oo gelsin gelsin. Ayı Tahir'in yanaklarından öpüp böyle bir sarılasın vardı zaten. Gelsin. Adam katil usta, korkmuyor musun? Herkesin kusuru vardır be İsmail. Herkesin kusuru vardır. Arkadaşlar buralara çeyrek porsiyon gangsterler dadanmış. Milletin camını çerçevesini indirip sokak ortasında dövüyorlarmış. Hazırlıklı olun, beton saha maçı yapacağız. Ben kaptanım, Niko ikinci kaptan. Oysen ile İhsan yeni geldiği için onlar yedek, Miço sende. Geri kalanlarımız az kadro. Arkadaşlar, atak oynuyoruz, pres yapıyoruz. Tamam, kendi sahamızda puan kaybetmek yok. Puan kaybetmek yok, yok. E, maçla zaman? Vallahi işte her an olabilir. Biz Aport'ta bekliyoruz yani. Aport'ta bekliyoruz. Tamam. Ulan Cuma, son duanı et. Canını almaya geliyorum. Ben küçükten ısınma hareketlerine başlayayım Şevkat. Yok bekle, sen zaten hamamdan ısınıksın. Ben başlıyorum. Delikanlıysan gel lan. Gel koçum, gel aslanım, gel ekmek param, gel veli nimetim, gel. Ne olursan ol, gel. Ulan ben seni var ya...
Sakin ol, sakin ol. Ayı Tahir. Lan ne yapıyorsun? Şş, sakin ol, iki dakika dur bakalım. Senin sayende çok para kazandım. Bu bitirimlik acayip para kazandırıyor. Yemin ederim bak, hiç tıslama pıslama, sakin ol. Şu paraları görüyor musun sen bakalım? Ha, şu paraları. Herkes kendi ayağıyla getirip bırakıyor bu. Hiç merak etme. Bunları yarı yarıya paylaşıyoruz, tamam mı? Al bakalım şunu. Ha, haftada bir geliyorsun, ince bir mariz yiyip gidiyorsun, tamam mı? Anlaştık mı ortam? Ayıp ediyorsun reis. Sen bana böyle her hafta teşre, ben gelirim. O iş bende, merak etme sen. Tamam o zaman be, ömrü çok olsun. Veya bayramlık gelemedi ya, hiç 10 gün tatil vardı. O yüzden al bakalım bahşişini. Hayırlı uğurlu olsun, ömrü çok olsun. Lan Cuma, sen de sinekten yağ çıkarıyorsun ha. Sineğin yağını çıkarmak bile emek ister veya öyle demeyin. Günümüzde reklam çok önemlidir. İyisi kötüsü olmaz yani. Reklam iyidir. Yalnız bir saniye bakın. Doğru reklam yaparsanız kaliteli bir marka yaratırsınız. Hiç merak etmeyin. Sineğin yağını bile millete satarsınız. Dinlemiyorsunuz bakayım. Sinan'ın yağını çıkarmak bile emek ister be ya. Sineğin yağını çıkaracaksın ki millete satabileceksin. Sinek yağı buradaki kaz ayaklarına çok iyi geliyormuş. Haberin var mı? Hiç tıs fıs. Gel bakalım, özel konuşalım biz bunları senden.